Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ilk defa 1988-1989 eğitim öğretim yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından İstanbul'da açılmıştır. Adını Mersin'de doğan dünyaca ünlü besteci, müzisyen, profesör doktor Nevit Kodallı'dan alan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi, 1999-2000 eğitim öğretim yılında geleceğin sanatçılarını yetiştirmek üzere özverili çalışmalarına başlamıştır. Hüseyin Balta, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü. 8-15-30 arasında eğitim öğretime devam etmektedir. Adres olarak Çamlıca Mahallesi, Dadaloğlu Caddesi, Mezitli Mersin adresinde bulunuyoruz. Öğrenci sayımız 240, öğretmen ve personel sayımız 40 civarındadır. Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci alan bir okuldur. Başka herhangi bir puana gerek yoktur. Ulaşım olarak okulumuz Kuyuluk bölgesinden geçen tüm otobüs ve dolmuşlar okulumuzun çevresinden geçmektedir. 2005 yılında pansiyonumuzun açılmasıyla beraber okulumuz yerleşkesinde bulunan yatılı öğrencilerimizin her türlü konforu düşünülerek tasarlanmış pansiyonumuzda toplam kapasite olarak 80 kız, 104 erkek olmak üzere toplam 184 öğrenciye ev konforunda eğitim ve öğretim sunuyoruz. Okulumuz pansiyonunda bulunan okul yemekhanemizde okul aşçımız tarafından günlük vitamin ve protein değerleri gözetilerek hazırlanan öğrencilerimiz için 8 lira ücretle yiyebilecekleri lezzetli yemekler yapılmaktadır. Yemekhanenin yanı sıra çeşitli yiyecek seçeneklerinin sunulduğu kantinimiz de öğrencilerimize hizmet vermektedir. Okulumuz 8 genel kültür dersi yanı sıra bireysel çalışma odaları ve resim bölümüne ait çok sayıda atölyesi bulunmaktadır. Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış ve üniversiteye girme oranında %96'nın üzerinde bir başarıya sahiptir. Avrupa Birliği destekli çocuğa yönelik şiddeti önleme projesi kapsamında model okul olarak faaliyetlerini sürdüren, kültür merkezleri başta olmak üzere birçok yerde konserler veren, sergiler açan Mersin'deki tek Güzel Sanatlar Lisesi'dir. Araba ya oğlum ben ya. Arabalar benim ya. Okulumuzda birçok spor branşına ait özel sahalarda spor yapma imkanına sahip olan öğrencilerimiz katıldıkları müsabakalarda dereceler alarak eğitimcilerimizi gururlandırmaktadırlar. Merhabalar, Mazlum Cabir oluyor. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölüm Başkanıyım. Okulumuzda 12 adet atölyemiz mevcut. Atölyelerimizin bir tanesi grafik tasarım atölyesi, bir tanesi 3 boyutlu tasarım atölyesi. Geri kalan 10 tanesinde de 2 boyutlu sanat atölye, desen dersi, imgesel tasarım, temel sanat eğitimi, geleneksel Türk el sanatları, minyatür, geleneksel Türk el sanatları, ebru dersleri işlenmektedir. Bunun dışında teorik derslerimiz de mevcut. Sanat tarihi, eser inceleme, müze eğitimi gibi dersler de mevcut. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin genelde Güzel Sanatlar Fakülteleri resim bölümlerine, eğitim fakülteleri resim eğitimi bölümlerine yetenek sınavıyla yerleşmektedirler. Bu resim ana sanat dalı, heykel ana sanat dalı, grafik ana sanat dalı, çizgi film, animasyon gibi alanların yanında seramik bölümleri ve çeşitli tasarım bölümleri de var. Bunların içerisinde endüstriyel tasarım, moda tasarım gibi bölümlere de öğrencilerimiz yerleşmektedir. Merhaba, adım Figen Bebek. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Zümre Başkanıyım. Sizlere okulumuzdaki müzikle ilgili mesleki dersler hakkında bilgi vereceğim. Okulumuzda müzik bölümünün en temel dersi Türk ve Batı müziği teori ve uygulamaları dersidir. Bunun yanı sıra yine toplu olarak koro ve orkestra derslerimiz de bulunmaktadır. Bu dersler toplu olarak ya da sınıf iki gruba ayrılarak kendi özelliklerine uygun sınıflarda işlenmektedirler. Bunların yanı sıra okulumuzun en önemli özelliklerinden biri bireysel dersler. Bireysel derslerimiz zorunlu bireysel dersler ve diğer çalgı dersleri olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu derslerimiz hangileridir? Piyano, 4 yıl boyunca piyano dersi, 3 yıl boyunca bağlama dersi, 1 yıl boyunca da şan dersidir. Bunların yanı sıra 4 yıl boyunca yine tüm öğrencilerimiz ana çalgı dersi almaktadırlar. Her öğrencimizin bir çalgısı bulunmaktadır. Nedir bu çalgılar? Keman, viyola, violonsel, gitar, bağlama ve yan flüt. Tüm bu eğitimleri aldıktan sonra öğrencilerimiz konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerine yine eğitim fakültelerinin müzik bölümlerine yerleşmektedirler. Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.
yenilikçi yöntemleri takip ederek büyük bir sevgiyle öğrencilerimizi topluma örnek, aydın bireyler olarak yetiştirmek en büyük gururumuzdur. Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi.